Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastik Sio Gintama animesinin 19. bölümünün parodi arkın ise 7. bölümünün 7. değil mi? İncelemesine hoş geldiniz. Nasılsınız? Hafta içiniz nasıl geçiyor? Salı günü. Umarım güzel bir salı günü geçiriyorsunuzdur. Okula gidenlerin çoğu okulda zaman geçiriyor ve sınav haftası olduğunu duydum çoğunuzun. İyi çalışmalar diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. İlk dönem bitmesine fazla bir süre kalmadı. Bildiğim kadarıyla Şubat ayına doğru 15 tatil oluyor. Ve bence iyi değerlendirin. Çünkü gerçekten sınav haftalarını atlatmak önemli. Yoksa böyle karne gününe doğru hocaların peşinden koşmak gerçekten çok sıkıntı oluyor. Çok yaşadığım için kendim. Hocam 5 puan, 2 puan, 1 puan falan. Bana proje ödevi verin geçeyim falan diye. Sürekli hocalardan not dileniyorduk zamanında. Gintama gerçekten mükemmel ilerliyor. Az bölüm olmasına bu sezon üzüleceğim. 13 bölümde falan 12 bölümde bitirirler diye düşünüyorum. Yine de harika ilerliyor. Kısa bir öneri. Gintama izlemiyorsanız bakın şu an kanal attığım videoların içerisinde en az izlenen maalesef Gintama ve ben Gintama'yı çekmekten en çok mutlu duyduğum serilerden biri olduğunu söyleyebilirim. O kadar güzel bir seri. Ve o yüzden ön yargı yapmazsanız, Gintama'ya başlarsanız izlemeyenler çok mutlu olurum. En son Kusanaki kınını, kın gülünü almak istiyordu ve Gintoki'nin götüne girip girip çıkıyordu. Şimdi ben bunu anlatırken hep böyle cinsel muhabbetler yapmak çok tuhaf gelecek. Ve Berserk, Beruseruk'u göndermesi, Final Fantasy göndermeleri çok komikti. Yarıldım. Bir anda baktım Guts gibi. Bir anda Gintoki önüne çıktı bizimkilerin. Ve bir anda Guts'ın böyle benzeri bir karakteri görmek, Berserk göndermesi görmek mükemmeldi. Kanalda Berserk videoları da çekiyordum ben. Manga incelemesi yapıyordum. Halen onlar duruyor. Halen bölüm bekliyoruz. Beruseruk'un mangası 6 ayda bir yayınlandığı için. 6 ayda bir manga yayınlamak gerçekten çok tuhaf olsa gerek. Ve Final Fantasy oyunu dünyanın en iyi oyunlarından biri. Hep böyle başlamak istemişimdir bu oyuna. Ama bir nasip olamadı. Çünkü İngilizcem zayıf olduğu için hiç böyle başlayamadım. Gidip İngilizce kursuna devam edeyim. Neyse ben devam edeyim inceleme. Bölüme 10 üzerinden 9.0 veriyorum. Okita Sogu vs Sakata Gintoki savaşı oldu. Her neyse önce bölümün başına değiniyorum. Bölüm başında Kusanaki tekrardan tamir etmeye çalışan Tetsugo onu defalarca kırdı ve Gintoki baktı olmuyor ve Kagura tabi ona el atmaya çalıştı. Kusanaki kırık haliyle bile Gintoki'nin götüne girdi. Uzaktan diğer parçaları da kontrol edebiliyormuş. Kendisi bir manyak kılıç ve Excalibur ailesi gerçekten çok tuhaf. Ve Kusanaki ona ait değilmiş, çalmış. Ve asıl gerçek Hitogiri Senben karakteri gerçekten cinayet işleyen bir karakter değil. Ona cinayeti işlettiren lanetli bir kılıç var ve kılıcı ismi Maganagi miydi? Öyle bir şey. Dur bir dakika bakmam gerekiyor. Yanlış söylemeyeyim. Ya yeter ama ya. Bak video çekerken sürekli biri aramasın. Gerçekten sinir bozucu. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Bakın şu video çekerken sürekli biri arıyor. Uçak moduna almıyorum. Çünkü uçak moduna aldığım zaman önemli bir şey olur ararlar falan diye aramıyorum. Açmıyorum. Neyse. Evet lanetli kılıç Maganaki tayfa telefon görüşmesi için kusura bakmayın. Görüşme de yapamadım daha doğrusu. Kapattım. Maganaki lanetli kılıçmış ve Excalibur'ların manyak bir lanetli kılıcıymış. Tek amacı kılıçları yemek. Yamyam daha doğrusu. Kılıçların üzerine böyle çıkıp çıkıp giriyor. Çok tuhaf bir şey Maganaki. Ve Maganaki Maganagi Saganama diye böyle bir reklam vardı aklıma o geldi. Maganagi gerçekten manyak kana susamış bir kılıç ve Hitokiri Senbei'yi ele geçirmiş. Okita Sogu bölümün başında Hitokiri'nin karşısına çıkıyor ve dedim ki sağlam bir savaş sahnesi göreceğiz. Herhalde Hitokiri Sogo'yu alacak dedim. Böyle bir ne bileyim Sogo'ya karşı güvensizlik hissettim. O an havalı girdi çünkü adam. Sogo bir koydu kılıçla gözünün darbesine. Tek attı. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Okita Sogo süper sadistimiz, manyak sadistimiz gözüne bir tane koydu ve tek vuruşla indirdi. Abi çok iyiydi ya. Muazzam Sogo'yu harbiden tam bir sadist ya. Seviyorum Sogo'yu çok seviyorum. Harika bir karakter. Yapımı aşamaları çok güzel düşünülmüş kişilik karakter bakımından süper bir karakter. Tabi sadist olması falan. Neyse Hitokiri Senbei'yi tek vuruşta indirdi ve Maganagi'ye sahip oldu. Maganagi onun kılıcı olmak istedi Sogo'nun ve Maganagi'yi burayı aldı taktı gitti ondan sonra ve Gintoki'nin
Gintoki ile karşı karşıya geldi. Gintoki ilk başta bize Beruseru'ki kılık kıyafetiyle, Guts kılık kıyafetiyle çıktı ve ardından Final Fantasy göndermeleri yaptıktan sonra kocaman bir kılıç taşıyor. Dedim herhalde bu kılıç kocaman dev bir kılıç çıkacak zannettim. Kendi eski tahta kılıcını çıkardı. Güzeldi o kısımda. Ardından tabii Kusanaki de burada duruyor. Hiç böyle tabii Kusanaki kırık olduğu için tepki veremiyor. Hareket bir şey yapamıyor. Her neyse Okita Sogu ile Gintoki dedim herhalde kapışacaklar ve Maganagi Sogu'yu kontrol etmek yerine Sogo Maganagi'yi kontrol ediyor. Çok komik gerçekten. Yani Maganagi insan bedenini ele geçiriyor ama Sogo'yu ele geçiremedi. Sogo onun üzerine köpek boklarıyla köpek boklarını temizledi Maganagi ile ve köpek boklarını temizleme yarışı başladı. Bir Gintoki köpek boku temizliyor, bir Sogo köpek boku temizliyor ve köpek boku temizleme yarışması oldu. Dostum ben ne anlatıyorum gerçekten? Köpek boku temizleme yarışmasını anlatıyorum. Havalarda köpek bokları uçuyordu. O köpek bokunu kesti, bu köpek bokunu kesti. Evet, bir Gintama incelemesinden ne bekliyoruz ki? Bir Gintama incelemesi ancak bu şekilde anlatabilirdi. Köpek bokları havalarda uçuyordu. Pembe, sarı ve Shinpachi köpek boku gibi gözlüklü bir hale uğramış. Bürünmüştü. Boka gözlük takmışlar. Kondo-san, Yamazaki ve diğerlerinin hepsinin kafasında köpek boku vardı. Kagura el arabasıyla köpek bokları getirmişti. Köpek bokları gerçekten bu bölüme damga vuran kısımlardan biriydi ve Sogo'nun o Maganagi'yi kontrol etme tarzı muazzamdı. Sogo gerçekten muazzam bir karakter. Ve Kusanaki hapishanede değil, hastanede yatalak halde kafayı yemiş durumda ve Hijigata tüm olayları çözdü. Aslında her şeyin kılıcın gücünden ibaret olduğunu anladı tayfa. Ve Hijigata-san tüm gerçeği öğrendikten sonra Sogo'nun ele geçirildiğini düşünerek hızlıca hemen Gintoki ile Sogo'nun kapıştığı yere doğru gitmeye başladı. Henüz Hijigata'yı gördü. Bir sonraki bölümde Hijigata da olay yerine gelecek. Bakalım Hijigata da muhabbete katılır. Ve Hijigata önceden otaku olmuştu, hatırlıyor musunuz? Otaku bir kılıç ona sahip olmuştu falan. Hijigata Shinpachi ile yarışa falan girmişti. Chome Chome Oteoche'nin şey yarışması falan vardı. Chome Chome diyen bir kız vardı ya, şarkıcı. Onun şarkılarını halen sık sık dinliyorum. Daha dün açtım. Hijigata'nın bir ara otaku olduğu dönem neydi? Çok komikti ya. Şey vardı, Takatin vardı böyle. Amerikalı biri vardı, ekmekle falan gelmişti. Yamazaki vardı, Kondo-san falan yarışma vardı. Soru falan soruyorlardı. Oyun yarışması falan oluyordu. Aşırı komikti. Koşu yarışı falan vardı. Gerçekten güzeldi. Hatta arabayla gelmişti şey. Kondo-san'dan Kagura. Çok komikti ya. Gintama'nın gerçekten muazzam bölümleri vardı. Ve hepsine değinmek muazzam olur. Sıfırdan rewatch yapılır Gintama. Gerçekten. Ya bazen canım sıkılıyor. Duygusallaşıyorum veya komedi unsur arıyorum. Direkt Gintama'nın herhangi bölümünü açıyorum. Ve direkt bana onu doz halinde veriyorlar. Doz halinde Gintama alıyorum. Ve kendime basıp ilerliyorum. Ardından gerçekten Gintoki ile Sogo adam akıllı kapışmaya başladılar sağlam şekilde. Sogo ile Gintoki'nin o sağlam kapışması, kılıç çarpıştırmaları falan, havadan vurması Gintoki'nin ve tahta kılıcının kırılması ve tahta kılıç saplandı ama göbeğime dedi Sogo ve herhalde karnına saplamış, bize tam göstermediler o kısmı. Gintoki şu an şov yapıyor gerçekten ve bir sonraki bölümün öngörüsünü izlediğim zaman tayfa Gintoki'nin adeta Utsuro gibi hızlı şekilde hareket ettiğini gördüm böyle. Kılıç darbelerinden kaçma durumu falan o kadar hızlıydı ki böyle şey oluyordu sanki ses hızında oradan oraya hareket ediyormuşçasına izlenim verdi bize ve gerçekten bu harikaydı. Okita Sogo vs Sakata Gintoki. Süper Sadist ve Süper Sadist diye bölüm ismi koymuşlar zaten. Çok güzeldi ya. Gerçekten çok güzeldi. Gintama harika ilerliyor. Konuşamadım artık tabii telefon. Bir zaten zıpırt arıyorlar yanlış numara diye. Niye arıyorlar çözemedim. Bir telefon görüşmesi, sürekli telefon aramaları. Bir ona buna değinememem. Bir eski Gintama bölümlerinden bahsetmem. Bütün incelemeyi absürt bir şekilde buldu. Evet gerçekten absürtleşti böyle inceleme. Gintama incelemesinden de bu beklenirdi herhalde. Telefonlarda aramalar falan. Neyse tayfa, bu kısma kadar videoyu izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Size böyle kucak dolu sarılmalar yolluyorum. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Gintama incelemesinde görüşmek üzere. Gerçekten Gintama incelemesine katılan herkesin eline yüreğine sağlık. Çünkü Gintama izleyenlerin sayısı şu an kanalda az ve ben tayfada Gintama izleyenleri görünce mutlu oluyorum, samimi oluyorum. Çünkü Gintama izleyenler her zaman böyle içinde bir yerlerde duygusallık barındırıyor. Buna eminim çünkü ben de aynı koşullar altında geçtim Gintama izlerken tayfa. Sizleri seviyorum. Bir sonraki incelemeye görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tayfa. Hoşça kalın.
a raindrop falling away from me now. Mr. Raindrop falling away.